Ben Ufuk Anteplioğlu, İstanbul'dan katılıyorum. 24 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. Ortaokuldan beri oyun yapıyorum. 23 tane farklı oyunum mevcut. Amacım ise oyun sektöründe ülkemizi tüm dünyayı tanıtmak. Merhaba. Merhaba. 24 yaşında 23 oyun. Bu ne hız evet. Böyle? İlk oyunu kaç yaşında yazdın? İlk oyunumu 14 yaşımda yazdım. 14. Şu an 24 yaşındayım. Oh, ne güzel. En iyi oyunun, en son oyunun mu oldu? Yarışmaya yok katıldım. Aslında değil de en fazla tutabileceğini düşündüğüm. En popüler oyunda katıldın yarışmacıya. Jüriyi etkileyecek en popüler oyun. Evet, bu olduğunu düşünüyorum. O zaman oyunu bir görelim hemen. Oyunumuza ilk başta bir kullanıcı adı belirliyoruz. Bu bizim veri tabanımıza kaydoluyor. Şimdilik öylesine bir tane kayıt yapalım şöyle. Bir kere çarptığın için mi sakın çarpma ki? Kötü bir espri yapsam. Bir kere çarptın. Evet. Sonra bunu mu yaptın? Sakın çarpma. Gerçekten çok zor ve bu yüzden böyle bir isim verdik de iki olmasının sebebi de daha önceden ilki vardı. Çok zorsa jüride çok şansın yok biliyorsun değil mi? Biz zorlandığımız oyunu çok sevmiyoruz yani. Doğrudur, olabilir. Bu ama böyle tatlı zor yani. Oyunumuz şu şekilde aslında. Play tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz zıplamak için tıklayın diyor. Amacımız balonumuzu yukarı çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkartmak. Tek amacımız bu. Zaten genel olarak şu anda marketlerde tutan oyunlara baktığımız zaman casual dediğimiz basit türde oyunlar tutuyor. Şu sol altta, daha doğrusu aşağı tarafta gördüğümüz yeteneklerimiz ise bizim balonumuza verilen güçler. Mesela biz şuna bastığımız zaman ortadakine 3 saniye boyunca topumuz, daha doğrusu balonumuz ölümsüz oluyor. Sağ alttakine bastığımız zaman bir hız kazanıyoruz. İki speli aynı anda kullanabiliriz. Hatta istersek 3 tanesini de aynı anda kullanabiliriz. En solda şu an bastığım ise İğnelerin bize çarpma ihtimalini azaltıyor aslında. Gayet basit. Şu şekilde marketimiz var. Marketten istediğimiz farklı balonlar açabiliyoruz. Şu şekilde mesela ben şu balonu seçtim. Aynı zamanda yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Mesela ben şu anda dokunulmazlığımı güçlendiriyorum. Artık bir saniye daha fazla kalacak. Şu şekilde hızı geliştiriyorum şu an. Tabii normalde bu kadar bunları hızlı yapamayacağız ama ben şu anda size göstermek için yaptım. Şu anda mesela şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi artık daha fazla yukarı çıkabiliyorum, daha uzun süreler. Ve ben aslında oyunu 7'den 70'e birçok kişiye oynattım. Genel olarak aldığım tepkiler şeydi, ya bir dur dikkatimi dağıtıyorsun. Bu şekilde. Şu anda aslında oyunu birçok kişi zor diyor ama ilk 3'e baktığımız zaman 402 yapandan 321'e kadar kaç yapan oyuncular mevcut. Kaç kişi oynuyor? Bir şeyleri çözmüş onlar. Aslında şu anda kardeşime, kendi kuzenlerime, bunların kendi arkadaşlarına indirttim. Ha, ilk üçe deyince yani aslında üç kişi öyle, mi var? Yok, hayır. Şu anda 100'den fazla kişi indirdi. Uygulamaya yaklaşık yayınlayalı 10 gün kadar oldu. Herhangi bir reklam yapmadım. Yani sadece kendi tanıdıklarıma, onların seninle sınıflarına indirtmesi. Burada her kattaki iğneler aynı anda mı kapanıp açılıyor? Yok, ileride değişiyor. Bir askeri var, daha hızlı kapanıp açılıyor. Katların arasında durmak mümkün olmuyor pek. Şöyle aslında yavaş basarsanız şu şekilde istediğim kadar aynı yerde durabilir. Amaç sadece yavaş basmak. İğneleri de hızlandırabiliyor musun? Evet, iğneler hızlanıyor. Şu oyun bittikten sonra da para kazanma yöntemi olarak 3-2-1 diye sayıyor. Video izleterek aslında biz burada bir can hakkı daha veriyoruz. Ayrıyeten de bu gördüğünüz yeteneklerimizi mağaza sayfamızdan... Hiç patlayan balon yok. Sen mi hızlısın yoksa iğneler mi yavaş? Efendim? Hiç patlayan balon yok. Sen mi hızlısın, iğneler mi yavaş? Yok, aslında hani çarptığımız zaman oyun bitiyor. Şu an bir patlama efekti eklemedim. Sebebi aslında seslendirmeyle alakalıydı. Onu daha çözemediğimiz için. Burada istediğimiz satışları yapabiliyoruz. Birer tanesini oyun içi paralarla alıyoruz. Para dediğimiz şey de aslında skorumuz. 10 skor yaptıysak 10 paramız olmuş oluyor. Daha fazlasını da buradan satın alabiliyoruz. Şey demişsin ya, dikkat yani... İşte aman dokunma dikkatim dağılıyor demişler ya sana. Evet. İşte bu noktada o alttaki aslında özellikleri biraz onlara bakamıyoruz bile. Çünkü en altta kalıyorlar. Biz olabildiğince aslında odaklandığımız balon oluyor. Yani belki onları yolda toplamak veya başka bir yolla onlara geçiş yapmak çok daha pratik olabilir tasarım açısından. Çünkü hem balonu kontrol edeyim, aman patlatmayayım ama bir yandan da alttaki hangi özelliğe bakayım'a geldiğim an patlatabilirim. O biraz çok aşağıda kalmış. Aslında doğru diyorsunuz. Öyle bir... Bence ileri gidenler öyle bir dokunuş. Onu düşünmek lazım. Şiddeti buluyorlar ki balonu sabit tutabiliyorlar orada. Evet. Peki hata yapıyor. 14 yaşından beri oyun geliştiriyorum diyorsun. Yani evet. 10 yıldır oyun geliştiriyorsun. Böyle yeni oyunlar neden aramak istemedin? Mesela şu an bu tür artık biraz böyle piyasanın doyduğu bir tür. Hyper casual. Hani yeni bir geçiş yapmayı düşündün mü? Yani bayağıdır aslında uğraştığını söylüyorsun.
Ve bu Flappy Bird ya aslında şu şekilde daha kapsamlı mesela yaptığım şeyler var ama içerik olarak daha az kişiye ulaşabileceğinden ötürü şu anda mesela benim de başka yayınladığım uygulamalar var hali hazırda. Bu basit, çok insan oynar mı rahat? Hani amacım şey de aslında metroda, metrobüste genel olarak oynayabileceğim. Daha önceden online oyun falan çıkardım ama bu sefer de insanlar hep şey oluyor. İşte internete bağlı kalma sorunu gibi şeyler yaşadık. Veya işte başka oyunlar da yaptık. Bunun bir de şey olarak, politik olarak hani daha doğrusu pazarlama politikası olarak şöyle bir şey düşünüyorum. Şu an hali hazırda benim zaten 100 binin üzerinde bir kullanıcı kitlem var. Aktif olarak da 20 binin üzerinde, bu uygulama için değil, yaptığım oyunlar içinde. Hatta 25 bin galiba aktif. Yani bunların direkt tanıtımını bunlara yaparak daha fazla kullanıcı elde edebileceğimizi düşünüyorum. Hmm. 25 bin aktif derken zaman dilimi aylık aktif mi 25? Evet, aylık aktif. 25 bin normal uygulamalarımda. Para kazandığın bir oyun var mı? Efendim? Para kazandığın bir oyunun var mı? Uygulamam var. Yani oyunda var ama oyundan az. Uygulama olarak daha fazla gelir elde ettiklerim var. Yani 100 ülkenin üzerine satış yaptığım uygulamam var. Bu oyunda bir gelir amacı veya modeli var mı? Aynen öyle. Dediğim gibi benim buradaki asıl amacım reklamlardan gelir modeli kazanmak. Bir de uygulama için satın almalardan. Yetenek ağacı diye bir bölümü var. Yandığımız anda 3-2-1 diye sayıyoruz. Biz burada reklam izleterek aslında sürekli... Bütün oyunlar hep İngilizce isimler vardı. Sen neden Türkçe koydun? Aslında bir sebebi de bu yüzden. Pazara yönelik. Aynen. Yani biraz daha Türkiye ilk başta hakim olmak. Zaten İngilizce versiyonu da var. Balonda kırmızı zaten. Üzerinde bir de küçük beyaz ay var. Ay koydum. Ay yıldız. Ufuk jüri seçer mi seçmez mi bilmiyorum ama piyasa onu beğenecektir. Eminim ki çok iş yapacak. Ben de başta çok zorlandım ama balonu... Aralarda tutmayı becerdikten sonra hızla yukarılara doğru çıkmaya ciddi yatırımcılar başardım. Çıkacaktır oyuna. Gidiyor.